Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün size bir kek tarifi hazırladım. Kuru üzümlü, yumuşacık, kabarmaya doyamayan bir kek tarifi. Hemen yapımına başlayalım. Malzemeler ekranda ve açıklama kısmına bırakıyorum. Lazım olan malzemeler: 4 yumurta, 1 çay bardağı şeker, bir çay bardağı esmer şeker. Esmer şeker yoksa iki çay bardağı normal şeker kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şekeri ve 400 gram un ve 100 gram kuru üzüm kullandım. Malzemeleri karıştıracak bir kap alıyoruz. İlk önce 4 yumurtayı 1 dakika kadar çırpıyorum. Sonra biraz çırptıktan sonra beyaz şekeri ve esmer şekeri koyuyorum. Esmer şeker yoksa bir çay bardağı normal şeker yine kullanabiliriz. Mutlaka arkadaşlar Şekerle yumurtayı 10 dakika kadar çırpalım. Bir püf noktası keklerin. Ne kadar güzel çırparsak o kadar güzel kabarır. Evet. Güzel köprü koluna kadar çırptıktan sonra. Sıvı yağ ve ılık sütümüzü ekliyorum. ılık olması sütün bir püf noktalarından biridir. Kekin yapımında güzel kabarması için. Sonra biraz yedirdikten sonra bütün malzemelerimizi birbirine çok fazla çırpmadan un kabartma tozu ve vanilya bızı ekliyoruz ve karıştırıyorum. kekinizin güzel kabarması için elekte kullanabilirsiniz bildiğiniz üzere elekten geçirdikten sonra kekler daha güzel kabarıyor yani bu kekin kabarmaması imkansız mutlaka garanti veriyorum kekiniz çok güzel kabaracak en sonda buraya dikkat kuru üzümlerimizi biraz ıslayıp una buluyoruz ki her tarafına kekimizin eşit dağılsın, hepsi birden alta çökmesin diye. Ben mesela yumuşak ve kuru üzümlü keklere bayılıyorum. Evet arkadaşlar, acaba sizin en sevdiğiniz kek Tarzı nedir? Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bir de paylaşımlarımın arasında kek kalabında. Buharda tencerede fırın kullanmadan bir kek tarifim var. Bundan sonra ona da merak edenler bakabilir. Kek kalıbımızı tereyağlayıp veya sıvı yağ ve unlayabilirsiniz yapışmaması için. Ondan sonra harcımızı döküp fırına 150 derece 1 saat kadar veya her fırın başka piştiğine emin oluncaya kadar pişirebilirsiniz. İlk 40 dakika hiç açmayalım ki fırınımızı kabaran kek sönmesin. Evet üzerine süslemek için siyah ve beyaz çikolata kullandım. Buharda siyah ve beyaz çikolataları eridiyorum ve onlara da birer kaşık süt koydum. Siz süt de koymayabilirsiniz. Süt koymazsanız biraz daha sert olur üzerindeki çikolatalar. Süt koyunca biraz daha yumuşak oluyor. Kesilirken kolay oluyor. Evet harika ve yumuşacık bir kek tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izledikten sonra abone olmayanlar destek amaçlı abone olabilir. Like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.